Soyunma odası gerçekten çok güzeldi. Partizan maçında olduğu gibi. Bütün yöneticilerimiz, teknik kadro hep beraber galibiyeti kutladık. Güzel bir atmosfer vardı soyunma odasında. Salon da çok iyiydi. Partizan maçından sonra biraz daha az sevindiğimizi düşünüyorum. Çünkü Partizan maçından kazandıktan sonra çok daha fazla sevinmiştik. Galiba alışıyoruz yavaş yavaş. O yüzden bu sefer biraz daha sevindik. Ama çok güzel bir ortam var soyunma odasında. Kendi performansın için neler söylersin? Çok kritik atışlara da yaptın. Ya ben elimden geldiğince mücadele ediyorum. Sahaya çıktım her zaman. Yani iyi oynarım, kötü oynarım ama her zaman mücadele ediyorum. Benim için önemli olan mücadele etmek. Şutum girer girmez ama önemli değil. Ben her zaman mücadele etmeye çalışıyorum sahada. Böyle. Andorra maçı, şimdi yarı final oynayacağız 3 Mayıs'ta. Ardından da inşallah Vologna Valencia'nın kazananıyla eşleşeceksiniz finalde. Finale son 2 maç diyebilir miyiz? Evet, yani finale son 2 maç olabilir ama bizim ilk önce Telekom maçımız var. Yani cumartesi gününe alındı maç. Bizim için çok önemli bir maç o yani. Çünkü playoff'a kalmamız açısından hem de iyi yerde bitirmek açısından Telekom maçı verdik önce. Ondan sonra Andorra maçını düşüneceğiz. Bütün taraftarlarımızı cumartesi günü bekliyoruz yani. Onların sayesinde çok maç kazandık biz. Şu anda da biraz daha fazla onların desteğine ihtiyacımız var. Ondan sonra Andorra maçını düşüneceğiz. Eminim antrenör ekibimiz de çok güzel plan hazırlayacak bize her zaman olduğu gibi. İnşallah o planı uygularsak finale kalabileceğimizi düşünüyorum. Ben yani biz takım olarak bu sene çok alıştık böyle pozisyonlara. En az 10 maç falan böyle son saniyede gitmiştir. Artık dedim inşallah bu sefer olmaz yani. Hep kaybettik, bu sefer inşallah kazanırız dedim. Ben zaten o an anladım yani sürenin bittiğini. Çünkü o an duymuştum sesi. Sonra ben monitöre gidip baktığımda zaten gördüm sürenin dolduğunu. O an çok mutlu oldum. Yani ilk defa herhalde son saniyede maç kazanmış olabiliriz. Dün Partizan maçından sonra çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Partizan'dan sonra gerçekten de ikinci bir kaliteli takıma karşı oynadık. Onlar da turnuvanın favorilerinden birisiydi. Atmosfer, saha atmosferi, salon atmosferi yine çok iyiydi. Dolu bir salona karşı oynadık. Yendiğimiz için çok mutluyuz. İnanarak gitmiştik oraya. Yani bütün hazırlandığımız şeyleri sahaya ortaya koyabildik. Çok mutluyuz bu yüzden. Ya bu tamamen takımın karakterini gösteren bir röportajdı. Böyle gerçekten de yani röportaj biraz absürt geliyor olabilir insanlara ama takımın karakterini yansıtan bir röportaj oldu. Aynı zamanda ben de katılıyorum olduğunda. Underdog takım olduğumuzu düşünüyorum. Her maça savaşarak, her maça %100'ümüzü vererek çıkıyoruz. Yani röportaja gelirsek izlediğim en iyi röportajlardan birisi diyebilirim yani yalan olmasın. Çok yani hem komik hem karaktere yansıtan bir röportaj oldu. Öncelikle şu ana kadarki destekleri için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten de bütün gücünü, bütün desteğini arkamızda hissediyoruz. Onlar olmasa buraya kadar geleceğimiz de yani zor olurdu. Eurocup'taki hedeflerimizi bir yerine getirdikten sonra Türkiye'deki hedeflerimize de ulaşmak istiyoruz. Şu an playoff'a kaldığımız %100 garanti değil. Bu maç içinde, bu playoff hedefi içinde Telekom maçında çok ihtiyacımız var. Bunun için sahaya tüm desteklerini bekliyoruz taraftarlarımızdan. Uzatmada oyuna girdim. Maça hazırdım zaten böyle. İlk yarı oyuna girdikten sonra oyundan çıktım. Az bir süre oyundaydım. Ama her zaman oyuna hazır olmamız gerekiyor maç içerisinde. Kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Uzatmada da bana şans geldi. Tek istediğim orada yani tek düşündüğüm atmosfer falan değildi. Yani tek düşündüğüm takıma yardımcı olabilmekti. Bana da böyle bir şans geldi. Takıma yardımcı olduğum için de çok mutluyum. Böyle hocamızın bana karşı söylediği şeyler için de çok mutluyum yani. Bunu söyleyebilirim.